Merhaba, ben Yeşim. Tarz Meselesi'ne hoş geldiniz. Bugün yılbaşı serisinin ikinci videosu, yani yılbaşı hediyeleriyle karşınızdayım. Yılbaşı hediyeleri yaptım ve yaparken çok da keyif aldım. Çok eğlenceli şeyler yaptım gerçekten. Önce bir duyuruyla başlayacağım. Bu videoyu izliyorsanız ve İzmir'deyseniz 11 Aralık'ta Alsancak'ta bir atölye çalışması yapacağız yılbaşı temalı. Kontenjan sınırlı olacak. Ben onunla ilgili detayları açıklama kutusunda size linkini bırakacağım. Oradan eğer ilgileniyorsanız, hem buluşmak hem tanışmak hem de beraber bir şeyler yapmak isterseniz, yılbaşı hediyelerinizi de kendi ellerinizle yapmak isterseniz orada buluşabiliriz. İkinci duyurum aslında bir öncekiyle aynı, bir önceki videoyla aynı. Daha önce söylediğim gibi yılbaşı serisi boyunca bütün yaptıklarımı hediye edeceğim. Bu videoda şöyle bir şey düşündüm. Yorumlara hayalinizdeki en güzel yılbaşı hediyesi ne? Yani ne almak istiyorsunuz yılbaşında, onu yazın. Bir de birden fazla şey yaptığım için böleceğim hediyeleri. Hepsini buradan değil, bir kısmını da Instagram'dan hediye edeceğim. Orada da ilgili postun altına gene aynı şekilde yılbaşında almak istediğiniz hediyeyi yazarsanız ben gene beğendiğim yorumlardan sanırım iki kişiye bu hediyeleri bölüp göndereceğim. Böyle yılbaşı hediyeleriniz de benden gelmiş olacak. Ama sanırım bunları böyle yılbaşının son bir haftasında, yani yılbaşına bir hafta kala falan gönderebileceğim. Şimdi çok konuştum zaten. Hemen bu tatlı şeylerin yapımına geçiyorum. Peluş, ince keçeler, artan bir kumaş, ip, pirinç ve sıcak silikonla şimdi hemen Noel babaları yapmaya başlıyorum. Kumaştan kare bir parça kesin. Bu yapacağınız Noel babanın büyüklüğüne göre değişebilir. Bir kase pirinç koyuyorum içine ve kenarlarını bağlıyorum. Şimdi peluştan üçgen bir parça keseceğim. Bu Noel babamın sakalı olacak. Keçeden de külah için bir parça kesiyorum. Ben gri ve kırmızı kullandım diğer cücem için. Daha doğrusu Noel babam için. Renk seçimi tamamen size kalmış. Gene sıcak silikonla şimdi sakalı yapıştırıyorum. İnce keçeyi kıvırarak külah haline getiriyorum. Şöyle bir baktım yakışıyor mu diye. Fazlalıklarını kesin. Ve uçlarını sıcak silikonla yapıştırın. İçine de silikon sıkıp yapıştırıyorum. Son dokunuş olarak ahşap boncuktan burnunu yapıştırıyorum. Yılbaşı temalı bardak altlıkları için IKEA'dan aldığım mantar bardak altlıklarını kullanacağım. Ekose kumaş bence yılbaşına çok yakıştığı için ekose bir kumaştan aynı boyutta bir parça kesiyorum. Dekupaj tutkalıyla yapıştırıyorum bu parçayı. Dekupaj tutkalı şeffaflaştığı için tercih ettim. Farklı yapıştırıcılarla da deneyebilirsiniz. Hepsi kuruyunca yılbaşı temalı olduğu için ben üstlerine Joy yazmayı tercih ettim. Akrilik beyaz boya kullandım bunun için.
Bardak tutacakları bence özellikle kahve severler için harika bir hediye. Şimdi ben tilki şeklinde olduğu için kalın, turuncu renkli bir keçenin üstüne Starbucks'tan aldım kahve tutacağını açtım. Onu şablon olarak kullanıyorum ve kenarlarını işaretliyorum. Herhangi bir kahveciden alacağınız tutacağı kullanabilirsiniz. Şimdi kulaklarını çiziyorum. Ve tahmin edebileceğiniz gibi kesiyorum. Şimdi siyah keçeyle gözlerini, kulaklarını, burnunu yapacağım. Beyazla da ağzını yapıyorum. Yerleştirdikten sonra sıcak silikonla yapıştırıyorum. Ağzını ben Posca kalemle çizdim. Çıkmayan bir marker kalem kullanabilirsiniz. Son olarak yine sıcak silikonla iki ucunu birleştiriyorum. Videoyu beğendiyseniz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Bu videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Çekişe katılmak için de yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden hepinize mutlu yıllar bu arada. Görüşürüz.